bütün borsalarda kabus gibi bir gece yaşıyoruz. Amerikan hisse senetleri çöküşte, kriptolar çöküşte ve bir türlü iyi haber gelmiyor. Hep kötü haberler gelmeye devam ediyor. Ben de size iyi haber vermek istiyorum aslında ama maalesef şu anda iyi haber yok. Hep beraber para kaybediyoruz. Hala yatırımda olanlar. Nedir haberler? İlk kötü haber, Binance'in FTX'i satın alma işi yatıyor gibi gözüküyor. Piyasa dün ona biraz güvenip bir durulmuştu. Bugün onunla ilgili kötü haberler geldi. Coindesk'te yayınlanan bir makale, Binance'in bu işten vazgeçmek üzere olduğunu, bilançoları incelediklerinde gördükleri şeylerden hoşlanmadıklarını, başlarına dert almak istemediklerini ortaya koydu. Gayet de makul aslında. Neden satın alasınız bu şirketi? İşte evet, onun bir zararına katlanayım ama bunun sonucunda mesela oradan bana yeni müşteri gelsin. Oysa şu an FTX deli gibi müşteri kaybediyor. Herkes parasını kurtarmaya çalışıyor. Bence o iş yatıyor. Bu arada bir küçük bir bilgi de vereyim. FTX'in uluslararası operasyonu batıyor şu an. FTX Amerika güvende gibi gözüküyor. Hani şöyle bir pazarlık olabilir belki. FTX diyebilir ki sana Amerika'ya da verelim. Onu isteyebilir Binance. Çünkü Amerika'da regülasyon çok takılıyor Binance. Ama onda da Amerikan regülatörlerinin böyle bir satışa izin vereceğine pek emin değilim açıkçası. Yani bu iş yatıyor gibi ve piyasa bunu şu anda fiyatlıyor. Bu satın alma anlaşmasının yatmasının tabii bir sürü yan etkileri olacak. Çünkü bir FTX'te çok büyük zarar var. Ama bazı diğer borsalarda ve bazı kripto yatırımcılarının Binance'e intikam amacıyla saldırılabileceği düşünülüyor. Şu anda Binance'in token'ı olan BNB de satış yemeye başladı. Yani bu iş daha açıkçası çok su kaldırır dostlar. Uzak durmakta biraz fayda var diye düşünüyorum. Üstelik tek kötü haber kripto pazarlarında değil. Ekonomi genelini etkileyecek iki kötü haberimiz daha var. Bunlardan bir tanesi, Amerika'da biliyorsunuz ara seçimler yapıldı. Ara seçimlerde cumhuriyetçilerin çok yüksek oy alacağı düşünüyordu. Öyle olmadı. Oluyor da şöyle bir durum ortaya çıktı. Kongreyi muhtemelen alıyorlar ama senatoda demokratlar kazanacak gibi. Kongrede de cumhuriyetçiler öyle çok ciddi bir oyla gelmiyorlar. Hatta hala kongreyi bile kaybetme ihtimalleri var. Pek çok iddialı cumhuriyetçi aday seçimi demokratlara karşı kaybetti. Beni de şaşırttı açıkçası. Çünkü bu kadar kötü giden bir ekonomide demokratların ezileceğini düşünüyordum. Ama Amerikalılar demek ki cumhuriyetçilerden daha da çok korkuyor, daha da çok nefret ediyor. Bu arada cumhuriyetçiler cephesiyle ilgili de enteresan bir ayrıntı var. Trump'ın desteklediği bütün adaylar neredeyse yenilmiş durumdalar. Trump'ın rakip olduğu Florida valisi ise seçimi açık ara kazanıyor. Florida'da çok baskın çıktı demokratlar bu seçimlerde. Bu Trump'la bu Florida valisi, yanılmıyorsam DeSantis ismi, gelecek seçimlerde cumhuriyetçilerin adayı olmak için yarışacaklar. Zaten Trump hemen pisliklere başladı, dedi ki onun hakkında ben acayip şeyler biliyorum, kazanırsa ortaya dökerim. Karısının bile tanıdığından daha iyi tanıyorum onu, artık kim bilir ne hikayeler var. Cumhuriyetçiler de böyle kendi içlerine birbirlerine girecekler gibi gözüküyor. Sürpriz açıkçası, cumhuriyetçilerin ben böyle bir sel gibi geleceklerini düşünüyordum. Öyle olmuyor. Bundan da hoşlanmıyor borsalar. Çünkü borsalar istiyor ki kongreye açık ara cumhuriyetçiler alsın, senatoda demokratlar kalsın ve sistem kilitlensin. Yani kararlamayan, kanun çıkartamayan bir sistem olsun. Çünkü böylece hata yapmaz politikacılar. Herhangi bir sürpriz olmaz. Ekonomi kendi haline bırakılır, piyasa kendi haline bırakılır. Başımıza yeni sürprizler çıkmaz deniyor. Bu da gridlock ismi veriyor. Kilit. Ama gridlock gerçekleşmeyecek gibi gözüküyor. Veyahut da en azından belirsiz. Hala sandıklarını sayamayan eyaletler var. Mesela Kaliforniya çok yavaş sayıyor. Niye bilmiyorum. O da bir belirsizlik getirdi borsaya. O belirsizlik, bu belirsizlik üzerinde işte bu FTX tarafında yaşananlar, herkes panik oldu ve elde ne var ne yok satıyor şu anda. Ama bitmedi. Bir de yarın var. Yarın enflasyon verisi geliyor Amerika'dan. Enflasyondan da çok korkuyoruz. Biliyorsunuz ben bu pazartesi günü bununla ilgili video yaptım. Linkini yukarıya bırakıyorum. Lütfen izleyin. Ben korkuyorum. Çünkü ilk başta piyasada aşırı iyimserlerdi enflasyon konusunda. İşte %7.9, 7.8'e inebilir gibi. Sonra gelen bazı yeni veriler haksız çıkabileceklerini ortaya çıkartmaya başladı. Ve eğer yarın gelecek gerçek enflasyon beklenti çok üstüne gelirse yine bir panik satışı daha yiyebiliriz. Görmek lazım. Eğer veri iyi gelirse borsalar toparlar. Bir de belki yarınki korkunun bir bölümünü bugün satıyorlar ama yani o kadar çok şey oluyor ki şu anda. Hakikaten zor. Bugün bir kanalda Amerikalı ünlü bir yatırımcının bir videosunu izledim. 30 yıldır yatırımcıyım, bu kadar zor bir piyasayla hiç uğraşmadım dedi. Bize denk geldi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Aslında bir yandan da müthiş öğrenme fırsatları var. Daha iyi yatırımcı olmaya, daha riskleri yönetmeye, daha olmaz denen şeyden olabileceğini. Yani bundan 2-3 gün önce FTX batıyor deselerdi ben inanmazdım açıkçası kolay kolay. Bütün bunların olabileceğini öğreten bir dönem bu dönem. Yararlanmak lazım. Bundan daha fazla yararlanmak istiyorsanız bizim yatırım ve gelecek grubuna da mutlaka katılın. Orada her gün bunları konuşuyoruz, tartışıyoruz. Onun da linkini aşağıya bırakıyorum.
Bu arada bugün benim için sevindirici bir gün. YouTube'da 27 bin limitini geçtim. Bugünkü video epey beğenildi, epey çok insan geldi. Sizlere inşallah yardımcı olabiliyorumdur. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.